Herkese merhabalar. Besma Çakır kanalına hoş geldiniz. Ben Mustafa Suat Çakır. Bugün Real Madrid ve Atletico Madrid derbisinden dolayı özel bir club selection geldi. Oyuncular, bazıları iyi, bizim taktiğimize de iş yapabilecek oyuncular. Bazıları da tamamen çöp diyebileceğimiz düzeyde. Buradan top açılımı yapacağım. Courtois'un 97 olan takımla beraber 99'a çıkar diye düşünüyorum takım uyumluluğuyla beraber. Bakalım bizdeki Courtois normalde kaç gözüküyor? 94 gözüküyor. Bu direkt 97 olan bir kartı. Direkt 97 gelen takım uyumluluğuyla beraber 99 hatta 100 bile olabilir diye düşünüyorum. Bu kartı geldi. Vinicius Junior maksimum 95 oluyormuş. Marcus Llorente 95, Griezmann 94. Şu ana kadarki oyuncuların en iyi kartları diye düşünüyorum. Henüz PESAP uygulamasına karşılaştırma imkanım olmadı. Daha yeni geldi çünkü. Burada bizim işimize yarayacak oyuncu 1 Courtois, 2 Alaba. Alaba neden? Çünkü gördüğünüz gibi joker bir oyuncu. Her mevkide oynuyor. İster stopere koyun, ister sol beke koyun, ister dosa koyun, orta sağ, sol kanat. Tamamen bizim taktiğimizin sol tarafının her yerinde oynayabilecek bir oyuncu. Ve bende özel kartı yoktu Alaba'nın. Formu da değişmez. Kartları full, pasları mükemmel. Yerinin ortası var. Top kesme, kayarak müdahale. Hem hücumda hem defansta takımı çok rahat ettirecektir diye düşünüyorum. Ben dosta düşünüyorum kendisini. Çift dos oynamayı planlıyorum. Yayınlarımızın birinde bunu denedik ve verim almıştık açıkçası. Ama oraya bizim kadromuzu şu an oynayabilecek tam olarak net bir dost yok. O yüzden Alaba olur diye düşünüyorum. Burada başka Marcos Llorente dikkatimi çekti. Hız birinci seviyede daha 83 ve bu adam 30 seviye. Fullendiğinde tahmin edemiyorum ne olacak. Gerçekten tam orta saha kart bir de. Hem hücumda hem defansta gördüğünüz gibi kartları top kesme var. Mücadele ruhu, adam markajı var. Keşke bir de çift vuruş olsaymış ama bu haliyle de kesinlikle rahatlatacaktır. Bu da aynı şekilde her mevkide oynuyor neredeyse. Fullerken çok dikkat etmeniz gerek. Nerede oynatacağınıza göre. Yani göbekse ayrı, kanatta oynatacaksanız ayrı, dosta oynatacaksanız GF'de hep ayrı bir şekilde fullemek gerek. O yüzden biz de gelirse eğer ona göre dikkat etmemiz lazım. Gelir gelmez fullemeyeceğiz zaten bunları. Sadece top açılımı yapacağız. Griezmann'ın boşluk kollayan oyuncu kartını getirmişler. Daha önceden sanırım yaratıcı oyun kurucuydu. Ya da geriye gelen forvet olması lazım. Daha önce oynamadığım için tam bilemiyorum. Bitiricilik 25 seviye üzerinden birinci de 75 ile geliyor. Çoğu sarı olacak. Bazı özellikleri turkuaz görebilir. Süper yedek olması hücum hattı bakımından kadrolarda alınabilir cinsten gösteriyor. Formu değişmez. Bence güzel bir oyuncu. Boşluk kollayan oyuncuları seviyorum zaten. Ama önceliğim belirttiğim gibi Courtois, Alaba olacaktır. Vinicius Junior'a bakalım. Bu da çok değişik bir oyuncu. Sol kanatta oynaması bizim taktiğimiz açısından uygun gibi. Bir seviyede daha 85-85 hızlanma. Top sürme 86'da geliyor. Kanat ve sol açık ve santrafor'da düşerek oynuyor. Ama bu kartı 95 oluyor maksimum. Takımla beraber, uyumlulukla beraber 97 ya da 98 olacaktır. Yani benim önceliğim değil. Onu söyleyeyim. Kamavinga'mız zaten var. Onu istemem. Morata'yı istemem. Morata da çünkü kartlar maalesef yetersiz. 25 seviyede overall olarak da artık 93 overall'lar. Sıradan kalıyor. Molina'yı istemem. Bunları dediğim için sanki bana bir tanesini verecekmiş gibi. Yani aklıma gelmedi değil. Bakalım. Courtois'ı istiyoruz. Önceliğimiz Courtois ve Alaba
Gelirse eğer güzel olur. Bastım bakalım şansımıza hangisi gelecek. Real Madrid'e git. Ver bize bir kurtağı 99'luk. 5 yıldız. Kaleciyi ver. Kim bu? Kamavinga'yı verdi. Allah kahretmesin ya. İstemem dediğim adam yine geldi. Hayattaki şansımıza gerçekten Molina ile Morata'yı da ver, tam olsun. Bu nedir ya? Gerçekten paranla rezil olma bu oluyor herhalde. Başka bir daha uyan bir an olamazdı. Rezalet bir başladık. Bir kaleciyi versen en azından içimize su serpersin. Kaleciyi ver. Vermedi. Kim geldi? Vinicius Junior. Yine istemediğimiz bir oyuncu. Yani önceliğim değil dediğim adam geldi. Teşekkürler Konami. Son olarak da yani hepsini, ikisini Real Madrid'den verdi zaten. Bir tane de Molina yapıştırır gibi geliyor bana. Yani 3 tane Real Madrid vereceğini sanmıyorum. Kalan bir. Maalesef başaramadık. Bari bir Llorente falan ver de değişik bir oyuncumuz olsun ya. Kesin Atletico Madrid zaten de. Kesin Atletico Madrid. Bak gördüm. Morata. Berbat. Gerçekten berbat bir top açılımı oldu. Berbat. Abi ne istiyorsa tam tersi geliyor ya. Neyse. Bu da böyle bir anımızdı. Yapacak bir şey yok. Formula standart zaten. Denge 63. Hız yok. Hızlanma yok. Rezalet bir top açılımıyla beraberdik. Yani çöpe attık 300 coin'si. Belki Vinicius Junior'dan bir şeyler olabilir. Ama Kamavinga'dan hiç sanmıyorum. Kamavinga. Bizde bir tane daha vardı. Şöyle bir bakayım. İkisi de 28 seviye mi? Karşılaştıracağım. Eski Kamavinga'yı uygulamadan açacağım şimdi. 82, 82. Aynı abi. 28 seviye ikisine baksana. Rezalet. Gerçekten rezalet. Hiçbir artısı da yok. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Seviyeleri aynı. İkisi de 93 oluyormuş. Uygulamaya güncellenmiş sanırım. Bir saniye. Hemen söyleyeceğim. Karşılaştırdım şu an eski Kamavinga ile. Şu an yeni gelenin sıkı top hızı 3 düşük. Eski Kamavinga'nın 3 yüksek. İkili mücadele. Rezalet ya. Gerçekten rezalet. Birinde ikili mücadele 3 fazla. Diğerinde sıkı top tutma 3 düşük. Çöp. Maalesef çöp. Yapacak bir şey yok. En üst seviye dediğimizde de yani ne yapıyormuş? 93 overall'a çıkıyor. Ne pasları pas, ne defansı defans. Gerçekten berbat.
zaten. Otomatik sırala dediğimizde kaç oluyor bakalım.48 fulleme geliyor. Ofansif farkına 88, bitiricilik 84 oluyor. Otomatik de attığımızda bunlar tabi. Hız 81, hızlanma 87. Fiziksel temas 78. Berbat. Çöp. Vinicius Junior tek belki iş yapabilecek oyuncu. Ona bakalım bir de. Bu şekilde interaktif olarak bakmış da bulunuyoruz. 95 oluyormuş bu. En iyisi de değilmiş bu arada. En iyi Vinicius Junior'da değilmiş. Fullendiğimde otomatik dağıtımda farkındalık 83, top sürme 94, bitiricilik 79, hız 90, hızlanma 93. Maalesef. En iyi Vinicius Junior'da değilmiş yani. En iyi Vinicius Junior bir seviyede 97 olan bir Vinicius Junior var. Maalesef. Yapacak bir şey yok. Yine her zamanki gibi bizim hesapta bir şey çıkmadı. Başka bahara diyoruz, ne diyelim. Görüşmek dileğiyle. Videoyu beğenmeyi, en azından moral olsun. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayanlar abone olurlarsa sevinirim. Görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.